Allah'ı nasıl bileceğiz, nasıl tanıyacağız diye sormuş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ı nasıl bileceğiz, nasıl tanıyacağız? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin. Akıl oraya ulaşmaz. Yaratılmış, yaratanını anlayamaz. Allah'ı isimlerinden bilmemiz gerekir, tanımamız gerekir. Allah isimleriyle kendini tanıtıyor. El Esmaül Hüsna denince Allah'ın isimleri sıfatları, vasıfları olarak anlamamız gerekir. Allah kendini isimleriyle, vasfıyla tanıtır. O kendini nasıl tanıtmışsa bizim öyle tanımamız gerekir. Yoksa doğru tanımış olmayız. Kendi kendimize Allah'a isim, vasıf verip Allah böyledir diyemeyiz. O kendini tanıtmış. Rab olarak tanıtmış, Rahman ve Rahim olarak tanıtmış kerim olarak tanıtmış, vedud olarak tanıtmış, vahid, ahad, semed olarak tanıtmış, kahar olarak, Müntakim olarak tanıtmış. Her kendini her nasıl tanıtmışsa bize düşen öyle tanımaktır. Öyle anlamaya da çalışmaktır. Allah kulu yaratırken kendi ruhundan nefretmiş, zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın isimleri aynı zamanda kulun üzerinde ve gönlünde hakikatında mevcuttur. Bu durumda Rabbini kendi üzerinden tanıması gerekir. Kendi üzerinden tanımadıkça dışarıda istediği kadarıyla tanımaya çalışsın gerçek manada tanıyamaz. Ancak kendi üzerinden tanır ve tadar. Tatmadan anlamış olmuyor, tatması gerekir. Yani Allah besirdir. Kul da Allah'ın besir isminin tecellisiyle görür. Kulun görmesi sınırlıdır. Ama Allah her şeyle her şeyi görendir. Her şeyi görendir. Hakikatini görendir. Kulun görmesi Allah'ın besir isminin bir tecellisidir. Sonsuz bir deryadan bir damla misalidir. O bir damla tecelliden sonsuz deryayı anlamış olur, anlamaya çalışması gerekir. Kul rahmet ediyor, rahmeti vardır. Seviyor, sevgisi vardır. Bu durumda Allah'ın Rahman, Rahim ismi tecelli etmiştir. Seviyor, Vedud ismi, ilah ismi tecelli etmiştir. Ama sonsuz bir deryadan bir damla misali. <laughs> Allah bu isimleri kula tecelli etmiştir. Ama sonra onu en aşağıyı bırakıp bu isimleri üzerinde göster demiştir. İsimleri üzerinde gösterdikçe o isim büyür, kemale erer. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. <laughs> müminleri anlatırken onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği artırmak için verirler. Yani verdikçe o isim kemale eriyor büyüyor. Merhamet ettikçe rahmeti artıyor, sevdikçe muhabbeti artıyor, verdikçe cömertliği artıyor, affettikçe mağfireti artıyor. Bütün isimleri böyle tecelli ediyor. Onun için kura düşen o isimleri üzerinde göstermektir. Allah'ı isimleriyle önce tanımaktır. Kendi üzerinde anlamaktır, bunu tatmaktır. Sonra bunları büyüt, büyütüp kemale erdirmektir. Kamil insan bu demektir. Allah'ın isimlerinin evet, kula göre kemaliyle tecelli etmesi demektir. Yoksa kemalat olmaz. Yoksa insan, Hazreti insan olmaz. Allah'a yeryüzünde halife olmaz, ayna olmaz. Allah'ın isimleri üzerinde ne kadar görünüyor, tecelli ediyorsa o kadar kamil olmuş o kadar hazreti insan olmuş o kadar Allah'a yakın dolayısıyla Allah'a ayna olmuş Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermiş olur. Bu birinci adımdır. Bunun bir de ikinci adımı vardır. İkinci adımda bunları müşahade eder ve buna şahit olur. Allah'ın isimlerinin tecellisine şahit olur. Bu her bir kul için böyledir. Ama şahit olabilmesi için bir Yolculuğu yapması gerekir. Yani o yolculuğu yapmış, Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiğine şahit olmuş. Birine bir mürşidi kamile tabi olması gerekir ki o isimler onun üzerinde tecelli etsin. Bu şahitliği, bu şehadeti önce mürşidi üzerinde apaçık görür. Yani her harının Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olduğunu görür. Allah'ın kullarını muhatap olan herkes bunu net olarak görür ve anlar ki onu seviyor, ona rahmet ediyor, ona ikram ediyor. Yanlış yaptığında onu affediyor. Bununla beraber onu hidayete erdiriyor, Allah'a yaklaştırıyor, onu çekiyor. Önce zahiri olarak böyle şahit olur. Buna şahit olunca sıra öteki şahadete gelir. Emindir. Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya olduğundan emindir çünkü görüyor. Bir de Allah perdeyi böyle aralar, bir de o tecelli eden isimlerin arkasındakini ona gösterir. O da anlamış olur. Neden Allah böyle yapıyor? Anlasınlar diye. Kul kendindeki güzelliği anlasın diye, bilsin diye. O Allah'ın nefreti ruh olsun diye. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlasın diye. Bir avuç toprağa minnet etmesin diye. Dünyaya tenezzül etmesin diye. Allah'ın onu kendisi için, kendisine halife olsun, ayna olsun, yakın olsun, dost olsun, sevgili olsun diye yarattığını bilsin, tatsın, bunu yaşasın diye. Gereğini de yapıp yerine getirsin diyedir bu. Onun için Müslüman olmadan önce insan olmak gerekir. İnsan olmaya karar vermek gerekir. Evet. İnşallah bunu böyle anlamak gerekir.